Bu dersimizde hareket kontrol sistemleri dersinin konularından olan toya açısı konusunu işleyeceğiz. En önemli ön düzen ayar açısı direksiyon dingili üzerindeki toplam toya açısıdır. Aşırı pozitif ya da negatif toya açısı tekerleklerde sürtünme ve aşınmaya neden olabilmektedir. Toplam toya tekerleklerin ön ve arka kısımları arasındaki mesafe farklılıklarını ifade etmektedir. Toya açısı inç ya da milimetre ölçü bilimleriyle ölçülmektedir. Toplam TOE aynı zamanda açısal ölçüm olarak da tanımlanmakta ve derece dakika şeklinde ifade edilmektedir. Tekerleklerin ön kısmının arka kısmına göre daha yakın mesafede olması durumunda TOE açısı pozitiftir. Bu durum aynı zamanda toin olarak da bilinmektedir. Tekerleklerin arka kısmının ön kısmına göre daha yakın mesafede olması durumunda ise toya açısı negatiftir. Bu durum aynı zamanda toya out olarak bilinmektedir. 0 derece toya açısı tekerleklerin birbirlerine paralel olması durumunda gerçekleşmektedir. Toyin, toyout ve 0 toya açıları görselde görülmektedir. Toy ayarını yapmadan evvel araç jantlarının sağlam ve stabil olduğundan emin olunmalıdır. Doğru yapılmayan toy ayarının etkisi aracın doğrusal stabilitesini ve kontrol edilebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Toy açısı nedir? Aracı hareket veren sol ve sağ ön tekerleklere üstten bakıldığında tekerleklerin ön kısmının tam ileri bakacak şekilde değil de arkaya göre farklı mesafede hafif açılı olması durumudur. Tekerleklerin ön tarafı arkaya göre kapalı yani daha yakın ise Buna toyin adı verilmektedir. Tekerleklerin ön tarafı arkaya göre açık, yani daha uzak ise buna da toe out adı verilmektedir. Toe açısının veriliş amacı nedir? Toe açısının temel işlevi kamber tarafından yaratılan kamber itmesinin etkisini sıfırlamaktır. Tekerleklere toyin verilmesinin sebebi nedir? Pozitif kamber verildiğinde tekerleklerin üst tarafları dışa doğru eğimli olduğu için Tekerlekler araç hareket ettikçe üst resimde görüldüğü gibi dışa doğru dönmeye çalışırlar. Bu yüzden kamberin neden olduğu dışa doğru dönme eğilimini dengelemek için tekerleklere toyin verilerek tekerleklerin alt resimdeki duruma gelmesi sağlanır. Günümüz araçlarında sıfıra yaklaşan bir kamber olduğu için toya açısı değeri de küçülmektedir. Buradaki görselimizde tekerleklerin dönme açıları gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi Dıştaki tekerleğin dönme açısı alfa, içteki tekerleğin dönme açısı da beta ile görülmektedir. Dönme yarıçapı nedir? Dönme yarıçapı viraj alma esnasında sol ve sağ ön tekerleklerin dönme açısını ifade etmektedir. Sol ve sağ tekerleklerin dönme açısının farklı olmasının sebebi nedir? Sol ve sağ tekerleklerin dönme açısını farklı yaparak aracın dört tekerleğinin Aynı merkez etrafında dönmesi sağlanmaktadır. Dönüş açısı ne demektir? Taşıtların sağ ve sola dönüşleri sırasında iç tekerleğin dış tekerleğe göre daha büyük açıyla dönmesine dönüş açısı veya dönüşte toe out denilmektedir. Yani taşıt viraj alırken şekilde görüldüğü gibi dıştaki tekerlek daha büyük yarıçaplı r1, içteki tekerlek ise daha küçük yarıçaplı r2 çemberi üzerinde aynı merkez etrafında dönüş yapmaktadır. Dönüşlerde iç ve dış tekerleğin farklı açılarda dönmesi nasıl sağlanır? Dönüşlerde iç ve dış tekerleğin farklı açılarda dönmesi, deve boynu ya da tekerlek trapezi olarak adlandırılan bağlantı elemanlarının rotlara dik olarak değil de belirli bir açı ile bağlanmasıyla sağlanmaktadır. Virajın iç kısmındaki tekerleğe daha büyük bir dönme açısı verilmesinin sebebi nedir? Sol ve sağ ön tekerleklerin aynı merkez etrafında dönmesi ve lastiklerin yanlara kaymadan aracın virajları sorunsuzca alabilmesi için virajın iç kısmındaki tekerleğe daha büyük bir dönme açısı verilmektedir. Böylece dönüş merkezinin bütün tekerlekler için aynı olmasını ve arka aks merkeziyle aynı hizada olmasını sağlamak için dönme yarıçapı daha küçük yapılmıştır. Sol ve sağ ön tekerleklerin dönme açıları aynı olsaydı ne olurdu? Sol ve sağ ön tekerleklerin dönme açıları aynı olsaydı her bir tekerlek şekillerde görüldüğü gibi farklı bir merkez etrafında dönerdi. Bu yüzden de lastiklerin yanlara kayması sonucu pürüzsüz şekilde viraj almak imkansızlaşırdı. Buradaki şekilde bağlantı kolunun araç eksenine paralel olarak bağlandığı durum ve etkisi görülmektedir. Bu bağlantıda iç ve dış tekerlekler aynı açıda döndürüldüğü için tekerleklerde kayma sürtünmeleri meydana gelmekte ve taşıtın manevra kabiliyeti azalmaktadır. Bağlantı kolları şekilde görüldüğü gibi belirli bir açıyla bağlanarak iç tekerleğin daha büyük açıyla dış tekerleğin ise daha küçük açıyla döndürülmesi sağlanmaktadır. Çünkü bağlantı kolu yatay eksene yaklaşırken daha büyük açı, düşey eksene yaklaşırken ise daha küçük açı yapmaktadır. Böylece hem taşıtın manevra kabiliyeti arttırılmış olur, hem de lastiklerde anormal aşınmalar önlenmiş olmaktadır. Toya değeri nereden ayarlanır? Toya değeri, araçların uzun rotlarının uzatılıp kısaltılması ile değişen ve ayarlanabilen bir tekerlek pozisyonu ayarıdır. Toya değeri nasıl ifade edilir? Toya değeri, açı olarak veya tekerleklerin ön tarafının kapalılık-açıklık mesafesi milimetre olarak ifade edilir. Herhangi bir araçta toe in ve toe out açılarının hangisinin verileceğine nasıl karar verilir? Taşıt düz yolda hareket ederken tahrik tekerleklerinin ve yükün etkisiyle ön tekerlekler arkadan itişli araçlarda genellikle dışa doğru açılmaya, önden çekişli araçlarda ise içe doğru kapanmaya zorlanırlar. Bu nedenle önden çekişli araçlarda ön tekerleklere toe out, arkadan çekişli araçlarda ise toe in in verilmektedir. Taşıt ön tekerleklerine fazla miktarda toya in veya toya out verilmesinin sakıncası nedir? Taşıt ön tekerleklerine üretici firma tarafından belirlenmiş değerlerin dışında fazla miktarda toya in veya toya out verilmişse bu durum tekerleklerde yuvarlanma direncinin artmasına neden olur. Ayrıca tekerleklerin içten veya dıştan anormal derecede düzensiz bir şekilde aşınmasına yol açar. Bu aşınma yanal yönde testere dişi şeklinde kendisini göstermektedir. Araçlarda kullanılan lastiklerin toy değerlerine etkisi nasıldır? Araçlarda kullanılan lastiklerin de verilen toy değerlerine etkisi vardır. Mesela radyal dokulu lastik kullanılan taşıtlara, biyaz dokulu lastik kullananlara göre daha düşük toy değeri verilmektedir. Çünkü radyal gövdeli lastiklerin yanal kuvvetlere karşı direnci daha fazladır. Genellikle tekerlek düzen ayarı terimi temel olarak ön tekerleklerin ayarını belirtmek için kullanılmaktadır. Ancak yakın geçmişte daha gelişmiş sürüş performansına talep arttığı için arka tekerlek ayarı dahil toplam 4 tekerlek ayarı daha önem kazanmıştır. Örneğin dört tekerleğin her birinin ayarı normal bile olsa ön ve arka akslar paralel olmadığı için aracın düz ileri sürüş dengesi azalacaktır. Akslar paralel olsa bile yanal bir ayar bozukluğu sol ve sağ viraj almada önemli bir farka yol açacaktır. Bu yüzden dört tekerleğin her birinin araç gövdesine düzgün bir şekilde hizalandığından mutlaka emin olunmalıdır. Özellikle kaza geçirmiş bir aracın dört tekerleğinin ayarını kontrol etmek son derece önemlidir. Toy açılarının hatalı olması durumunda oluşabilecek sorunlar nelerdir? Toyun hatası durumunda lastik tabanı içten dışa doğru açılı bir şekilde düzensiz aşınır. Toya auto hatası durumunda ise lastik tabanları dıştan içe doğru düzensiz bir şekilde açılmaktadır. Bu açılmalar yandaki şekilde gösterilmiştir. Gücün yere aktarılmasında sorun oluşur ve güç hissi azalır. Yakıt tüketimi artar, yol tutuş problemleri gerçekleşir, süspansiyon zorlanır. Toe iç yani in ise lastiklerin dışı. Toe dış yani out ise lastiklerin içi aşınmaktadır. Yani toya tipi ile aşınma ters yönde gerçekleşmektedir. Sonuçta toya açılarının yanlış olması araç için bir sorundur ve sonucu olarak da performans kayıpları ve tüketim artmaktadır. Toy açılarının düzeltilmesi için rot balans atölyelerine gidilmesi gerekmektedir. Toy açılarını anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.